Merhaba değerli arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 230 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş akıllı ev sistemleriyle 4 oda, 1 salon, açık mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı lüks bir villa tanıtımı için geldik. Tabii biz gelirken hemen böyle havuz başında tanıtalım dedik. Sinan kardeşim havuzu gösteriyor sizlere. Havuzun ve bahçe duvarın tamamını komple böyle güzel çimşitlerden kapatmış. Havuzdan çıktığınız zaman karşı tarafta da güzel bir duş alanımız mevcut. Tabii bunun gece görüşü daha güzel. Her babanın etrafında, yani bahçe duvarların ara ara babalar konulmuş. O babalarda flaşör lambalar konulmuş. Tabii çok da güzel patlak taşlarla dekore edilmiş. Yani birinci katı komple tamamen o şekilde kaplama yapmış. Şurada da gördüğünüz üzere sabit bir barbekü alanımız var. Yanında da tezgah. Bahçe kısmına baktığımız zaman çok güzel bir peyzaj yapmış. Az ama öz yapmış değerli arkadaşlar. Güzel bir peyzaj alanımız var. Otopark girişimiz burada. Hemen yan tarafta da Sinan kardeşimle beraber size bahçe alanı gösterelim. Burada da ufak bir bahçe alanımız var değerli arkadaşlar. Havuzu kuzey tarafa değil de güney cepheye koymuş. Kuzeyinde de böyle oturma yeri için güzel bir alan bırakmış. Ön tarafta da güzel bir bahçe alanı bırakmış. Birinci katı dediğim gibi komple doğal taşlarla kaplamış. Sessiz su yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun. Gördüğünüz üzere güzel limon çamlardan da süslemesini yapmış ve bitkilerle. Tabii şimdi biz çelik kapıyı da normal projelerin dışında çelik kapıyı da gene şeye koymuş, yani güney tarafına koymuş. Çelik kapının girişindeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapımızı açar, içeri girmiş oluyoruz. Çelik kapımızı açtığımızda güzel bir koridor alanımız var. Sinan kardeşimi içeriye davet edeceğim çünkü burada manevra atmak biraz zor. Hemen çelik kapımızı kapattığımızda değerli arkadaşlar alt katta bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Tuvalet, Hilton dolabı ve duş alanı var. Sinan şöyle bir göster. Duşakabin koymamış. Yani siyah renk ve beyaz renk seramikler kullanmış. Tabanda asma taban yapmış. Akıllı ev sistemleri demiştim. Hemen şöyle ekranı Sinan kardeşim göstersin. Burada evinizi yönetebilirsiniz. Burada da gördüğünüz üzere merdiven altını vestiyer alanı olarak değerlendirmiş. Devam edeceğiz. Salon kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Salon 60'a 120 kısmında kuşaklar, antresit renginde kuşaklar konulmuş. Tavan gene led ışıklar, ortadaki avize, arka tarafa veranda alanına çıkış için sürgülü kapı. Karşı tarafta da güzel ledli bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Merdiven korkulukları için antresit renginde sütunlar konulmuş. Güzel nişler değerlendirmiş. Ayrı mutfak pozisyonda, yani mutfağa böyle gömme kısmını yapmış. Gördüğünüz üzere antresit renginde sütunlar koymuş. Altı akrilik malzeme, üstü antresit renginde güzel mutfak dolabı düşünülmüş. Hemen buraya bulaşık makinesi, granit evyemiz mevcut beyaz, çimston tezgah, set üstü ocak, dablumbaz, buzdolabı ve fırın mikrodalgayı da bu şekilde yapmış. Mutfaktan da havuz başına çıkış verilmiş değerli arkadaşlar. 4 oda, 1 salon, açık mutfak, odana ebeveyn banyolu. Şimdi yukarı doğru çıkacağız değerli arkadaşlar. Alın kısımlara siyah üstü bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Burayı çok beğendim. Çok da güzel olmuş. Antresit korkuluklarımız da gayet güzel olmuş. Triplex Villa değerli arkadaşlar. Triplex Villa'dan bahsediyoruz. Üst kata çıktığımızda güzel bir antre var. Hemen ilk genel banyoya bakalım. Çok hoş bir banyo. Zemini gene antresit renk döşemesi yapmış. Şeffaf temper camla düşen kabinler yapılmış. İçine de nişler kullanmış. Buzlu camla çift açımlı vasıtası pencere, tuvalet alanı, Hilton dolabı, çamaşır makinesi de kabin içerisine almış. Aynanın etrafında led ışıklardan donatmış. Aslında iç kısımlarda led var, yakamadık. Akıllı ev olduğu için oraya beceremedik değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi birinci yatak odasına geçeceğiz. Birinci yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere yine led ışıklarımız, televizyon ünitesi, Fransız balkon. Gayet güzel, yatak başlarında da şöyle güzel lambalar düşünülmüş. Yatak başının arka duvarında farklı bir renk düşünülmüş. Birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Tabii ikinci yatak odamız diğer odaya biraz daha nazaran biraz daha geniş. Aynı şekilde burada ışık aydınlatma için altını sabit, üstünü çift açılımlı yapmış. Televizyon sistemi buraya koymuş. Sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için. Ortaya güzel avize, yatak başlarının üstünde de aplik lambalar yerleştirilmiş. Klima tesisatları duvarın içerisine koymuş. İkinci odamız bu şekilde. Şimdi üçüncü yatak odamıza geçeceğiz. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Kapıyı açtığımızda ufak bir koridor. Sinan banyoyu göstersin sizlere. Banyolar genelde yani klasik, yine düşerkabin, tuvalet falan hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Odamız gene dediğim gibi vavyen şeklinde düşünülmüş, yatak başları ön tarafta yola bakacak şekilde Fransız balkonumuz söz konusu. Üstüne Fransız balkonun önünde de kare korkuluklarla korkulukları yapılmış. Spotlamalar, asma tavan, bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Triplex villa olduğu için şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Üçüncü odamız bu şekilde. Müştemilat kısmına çıkarken aslında ledler de var merdivenlerde de, onları da yakamadık değerli arkadaşlar. Üst kata çıkarken merdiven kovanında gördüğünüz üzere amber renginde gene led ışıklar verilmiş. Aynı zamanda yanında gene böyle güzel aplik lambalar düşünülmüş. Üst kata çıktığımızda karşımıza bir kapı çıkıyor. Direkt terasa çıkış. Tabi hemen yanı başında da gene ikinci genel banyomuz var. İkinci genel banyoda aynı şekilde hem çamaşır makinesi, hem düşerkabin, hem çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarla dizayn edilmiş. Değerli dostlar, şimdi dördüncü yatak odasının içine giriyoruz. Dördüncü yatak odamız inanılmaz büyüklükte, 22 metrekare. Tabi burada da amber renginde led ışıklar, spot lambalar. Burada da hem Fransız balkon konulmuş, hem de terasa çıkışımız söz konusu. İnanılmaz büyüklükte bir terasa sahip değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumdayız. Akıllı ev sistemlerine yapılmış hem havuzlu hem otoparklı hem akıllı ev olarak 4 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu bir villa tanıtıyoruz. Şimdi teras kısmına çıkalım değerli arkadaşlar. Teras inanılmaz büyüklükte. 45'e 45 yarım at kale bodurlar döşenmiş. Hemen Sinan ta karşıya geç. Burada da bir mutfak tezgah yeri hazırlanmış değerli arkadaşlar. Elektrik sistemleri konulmuş. İstenilirse bunun üzerine pergüle atarsınız. Katlanır camla kapattığınızda burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Gerekirse salon olarak kullanırsınız. Gerekirse kış bahçesi olarak kullanırsınız. Toplu taşımaya yakın, alışverişlere yakın, her yere yürüme mesafesinde güzel bir konumda, güzel bir lokasyonda bir villa tanıttık değerli arkadaşlar. 4 oda, 1 salon, açık mutfak, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, müstakil bir villa değerli arkadaşlar. Tabii fiyatını da hemen söylemek istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 8.250.000 lira. 8.250.000 Türk lirası değerli arkadaşlar. Pazarlığa açıktır. Didim sınırları içerisinde takasa açıktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.